Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir simülasyon setup'ı kurdum ve bunun videosunu hazırladım. O videoyu da sağa sola yukarı bir yerlere sizler için yerleştiriyorum. O videoyu da mutlaka izleyin. O videodan sonra hem arkadaş çevremden hem de siz değerli izleyicilerden gelen en önemli sorulardan biri şuydu. Bu tableti nasıl button box yaptın abi, Onur, kardeşim, birader gibi sorulara maruz kaldım ve bu nedenle bu videoda sizlerle birlikte bu button box'ı nasıl yapıyoruz, nasıl kuruyoruz, ayarları nasıl oluyor bunlara bakacağız. Şimdi gelin lafı fazla uzatmayalım. Hızlıca uygulamamızı inceleyelim. Ne yapıyoruz, nasıl kuruyoruz buna birlikte bakalım. Uygulamamızı incelediğimizde gördüğünüz gibi Formula 1'in 2024 versiyonundan tutun da şöyle aşağı doğru indiğimizde Fernbus simülatöründen Forza'sına, Grid'inden Race Driver Grid versiyonuna, Project Cars'tan aşağı doğru iniyorum, Tourist Bus'ından The Bus'ına, yani aklınıza gelebilecek bütün simülasyon oyunlarını Sim Dashboard uygulamasıyla birlikte tabletinizi button box'a çevirebiliyorsunuz. Şimdi gelin sizlerle birlikte bunun bir kurulumunu yapalım. Nasıl yüklüyoruz vesaire hepsine birlikte bakalım. Öncelikle tabletinize veya telefonunuza Sim Dashboard uygulamasını yüklüyorsunuz. Bu uygulamayı yükledikten sonra ücretsiz versiyonu var, fakat ücretsiz versiyonunda sadece 3 adet tuş ekleyebiliyorsunuz ve bu nedenle çok da bir işe yaramıyor açıkçası. Fakat bu kadar detaylı ve bu kadar fazla oyuna destek veren bir uygulama için ve aynı zamanda birazdan göstereceğim topluluk tasarımlarını ekleyebiliyor olmanızla birlikte ya bir kereye mahsus olarak 100 lira vermeniz bence bu uygulama için gayet makul fiyat olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun için sadece 100 liralık bir ödeme gerçekleştiriyorsunuz. Şunu da belirteyim, kesinlikle bir sponsorluk vesaire yok. Tamamen kendim aldım, deneyimledim ve sizlere anlatıyorum. Şimdi gelelim ekranımıza. Tabletimize bu uygulamayı kurduktan sonra bilgisayarımızdan gördüğünüz gibi sdrider-it.de sitesine giriş yapıyoruz ve sonrasından Get App bölümüne tıklayıp Download PC Application'dan uygulamayı indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra kurulumunu sağlıyoruz ve sonrasında şu şekilde uygulamamız açılıyor. Burada Games bölümüne geldiğinizde gördüğünüz gibi burada bir sürü oyunlar bulunuyor ve bu oyunları da senkron etmeniz gerekiyor. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Uygulamamızı bilgisayarımıza bağlamamız gerekiyor. Siz zaten ilk açtığınızda bilgisayarı bağlama ekranı gelecek, fakat ben bağladığım için şu an gözükmüyor. Sizlere hemen tarif ediyorum. Şöyle ayarlar bölümüne iniyorum ve ayarlar bölümünde genel sekmesine baktığımda bilgisayarı ayarla bölümü bulunuyor. Buraya tıkladığınızda bu ekran geliyor ve buradan sonraki diyorum. Ve sonrasında Wi-Fi ile mi kurulum yapmak istiyorsunuz, USB ile mi kurulum yapmak istiyorsunuz, bunu seçiyorsunuz. Ben Wi-Fi ile kurulum yaptım ve bunun için yapmanız gereken Wi-Fi ile kurulum butonuna tıklayıp sonraki diyorsunuz. Ve sonrasında tabletinizle bilgisayarınız aynı Wi-Fi ağında bağlı olması gerekiyor. Ben OK dediğim için devam diyorum. Otomatik kurulum diyebilirim, manuel kurulum diyebilirim. Ben manuel kurulumu seçeceğim ve sonraki diyeceğim. Ve burada gördüğünüz gibi bir adet IP adresi bizlere sunuluyor. Daha sonrasında yapmamız gereken şey bilgisayarımıza geliyoruz ve buradan Devices bölümüne tıklayıp Manual Add Device diyoruz. Ve tekrar gelen bu küçük ekrana tabletimizde yazan IP'yi giriyoruz ve sonrasında buna bir isim veriyoruz. Mesela tablet. Çünkü arzu ederseniz 4-5 tane daha tablet veya telefon bağlayıp farklı ekranlar sağlayabilirsiniz. Bu nedenle ben buraya tablet ismini yazıp buraya da IP'mi yazıp OK dediğimde buraya gördüğünüz gibi IP'mle birlikte telefon, tablet olarak ekleniyor. Ve sonrasında burada Android cihazım eklendi butonuna tıklayıp tekrar sonraki diyorum. Burada diyor ki IP adresimin aynı kalması gerektiğini anladım butonuna tıklayıp sonraki diyoruz. Ve sonrasında oyun yapılandırması bölümünü zaten şimdi birlikte sizlere göstereceğim. Tamam, kontrol ettim deyip sonraki diyorum ve bitir deyip olayı bitiriyoruz. Daha sonrasında bilgisayarıma geldim. Bilgisayarımda Games bölümünde gördüğünüz gibi oyunlar bulunuyor. Burada çift tikli oyunlar var. Bunlar benim bağlamış olduğum oyunlar. Fakat sizde bunlar bağlı değilse yapmanız gereken şey, ilk önce Euro Truck Simulator'ı bağlayacaksam eğer öncelikle Euro Truck Simulator'ı açıp kapatıyorum. Daha sonrasında burada Configuration OK ibaresi bulunuyor. Siz daha önce kurmadığınız için burada size kurmanızı söylüyor. Bunun için yapmanız gereken şey, oyunu açıp kapadıktan sonra burada manuel telemetri settings diye bir buton bulunuyor. Ona tıkladığınızda zaten çiftlik olarak karşınıza gelecek. Şu an ben bunu gösteremiyorum. Bu bağlantıyı da kaldıramadım. Kusuruma bakmayın. Fakat burada modify telemetri gibi bir ibare olacak. O ibareye tıkladığınızda configuration OK diyecektir. Fakat diyelim ki sizde olmadı. Mesela Assetto Corsa'da daha sonrasında diyor ki configuration OK oldu ama senin diyor burada menüye girip şu ayarları da yapman gerekiyor diyor. Fakat bir problemle karşılaştığınızda gördüğünüz gibi her oyunda şurada online manuel diye bir bölüm var. Buna tıkladığınızda direkt web sitesi açılıyor ve burada yapmanız gereken bütün ayarları size sırasıyla söylüyor. Fakat genelde bunlara ihtiyaç olmuyor. Çünkü kendisi otomatik olarak konfigürasyonu tamamlıyor genel olarak. Benim yaşadığım sadece Fernbus Simulator ve The Bus Simulator'da ve Assetto Corsa'da oyun ayarları bölümünden Sim Dashboard'a izin vermen gerekiyor. Bunu da zaten size uygulama yönlendiriyor. Hatta bakın burada çıktı. Eğer siz ilk defa kuracağınız zaman Modify Game Config for Telemetry ibaresine tıkladığınızda direkt olarak bağlayacak. Fakat diyor ki bu oyun hani American Truck Simulator'ın demosu Steam hesabında olmadığı için bunu yapamıyorum diyor. Eğer sizde zaten kurulu ve bir kere açıp kapadıysanız bunu direkt olarak şu şekilde Configuration OK bölümüne getirecek. Şimdi ne yapıyoruz? Bize tema lazım veya kendimiz tema yapmak istiyoruz. Fakat bunun en kolay yolu bence hazır temalar. Hazır temalar için yine zaten uygulamayı indirdiğimiz web sitesine girip Community Design bölümüne giriş sağlıyoruz. Fakat Community Design bölümüne girdikten sonra bir login yapmanız gerekiyor. Login yapmazsanız eğer arama ve download yapamıyorsunuz. Ben hemen buraya girişimi yaptım ve sonrasında işte welcome hangi onur dedi. Community Design bölümüne geldim. Daha sonrasında gördüğünüz gibi burada Racing, Truck, Farming ve Flight olarak 4 ayrı bölüm var. Fakat sizin aradığınız bir oyun varsa direkt buradan search kısmına da mesela ben Tourist Bus Simulator aratmak istiyorum. Tourist yazıp enter'a bastığımda gördüğünüz gibi Fernbus, Tourist Bus V2 gibi insanların yapmış olduğu tasarımlara buradan ulaşabiliyorum. Siz buradan istediğinizi tabletinize entegre edebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Ben mesela sol üst köşeden hamburger menüye tıkladım. Sonrasında geldim şöyle. Aşağıdan Tourist Bus Simulator'ı buldum. Tıkladım ve gördüğünüz gibi benim hali hazırdaki temam geldi buraya. Fakat ben buraya yeni bir sayfa eklemek istediğim için buradan 3 noktaya tıklıyorum. Boş sayfa ekliyorum ve gördüğünüz gibi boş bir sayfam geldi. Ben mesela ekrandan hemen tıklayayım. Bu template'i yüklemek istiyorum. Ne yapıyorum? Sağ üstten 3 noktaya tıklıyorum. Tasarımını toplulukla paylaş bölümüne tıklıyorum. Enter Design ID diyorum. Ve sonrasında bilgisayarımdan install'a tıklıyorum. Installation Direct on the Android Device bölümüne geliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi Design ID bulunuyor. 2JAL. Hemen geliyorum 2JAL diyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi Design yüklendi ve direkt olarak ekranıma geldi. Buna indir dedim ve tabletim indirmeye başladı. Tamam dedim ve gördüğünüz gibi template geldi. Fakat böyle biraz eziş büzüş duruyor. Bunun için ölçeklendirmeyi değiştir diyorum. Ölçeklendir merkez deyip tamam dediğimde gördüğünüz gibi tam olarak ekranıma oturdu. Daha sonrasında yapmam gereken şey tekrar 3 noktaya tıklıyorum. Ve buradan tam ekrana tıkladığımda gördüğünüz gibi alttaki üstteki bantlarda gitmiş oldu. Tekrar menüye ulaşmak için herhangi bir yere çift tıkladığımda menüm geliyor gördüğünüz gibi. Tasarımları bu şekilde kolay bir biçimde yükleyebilirsiniz. Fakat size bir seçenek daha göstermek istiyorum. İlla bilgisayardan yapmanıza gerek yok. Sağ üstten 3'e tıkladım. Boş sayfa ekle dedim. Buraya geldim. Düzenle butonuna tıkladım. Daha sonrasında artıya tıkladım ve buradan simge tasarımını ekle bölümüne tekrar tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tasarım ekranı açıldı ve buradan topluluğa geldim. Buradan topluluğa geldiğimde gördüğünüz gibi bütün tasarımları da burada görebiliyorum. Eğer yine arama yapmak isterseniz sağ üst köşeden büyütece tıklayıp buraya yine örnek veriyorum. Turist yazıp arattığımda Tourist Bus Simulator ile ilgili ekranlar buraya gelecek. Daha sonrasında da yapmam gereken şey ne oluyor? Üzerine tıklıyorum ve buradan indire tıklıyorum ve indiriyor. Yani illa mutlaka bilgisayarınızdan yapmak zorunda değilsiniz. Uygulama tablet üzerinden de bu template indirme işlemini yapabilirsiniz. Diyelim ki siz kendiniz bir tasarım yapmak istiyorsunuz. Bunun için mesela ne yapalım? Euro Truck Simulator'a geldim. 3 noktaya tıkladım. Boş sayfa ekle dedim ve buraya düzenle butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi bana bomboş bir sayfa açtı. Burada ne yapmam gerekiyor? Artı bölümüne tıklıyorum. Simge tasarımını ekle diyorum. Sol altta yeni tasarım oluştur bölümü var. Yeni tasarım oluştura tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada arka planları görebiliyorsunuz. Koyabileceğiniz vites bölümünden vites göstergeleri, devir saatlerini görebiliyorum. Lastiklerden fren sıcaklığı ve retarder freni sayısını buradan görebiliyorum. Daha sonrasında yakıta geliyorum. Burada yakıtla alakalı her şeyi görebiliyorum. Koyabileceğim tasarımları görüyorum. Mesela depo seviyesine tıklayayım. İkon rengini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdilik direkt tamam diyorum ve gördüğünüz gibi yakıt depo durumunu gösteren ibrem geldi. Daha sonrasında buradan bunu böyle küçültebiliyorum. Alttaki oktan ve şu şekilde konumlandırıyorum. Daha sonrasında buna OK dedim ve tekrar düzenleye bastım. Buradan dedim ki simge ekle. Geldik yine burada motor durumunu görebiliyoruz. Mesela yağ sıcaklığı var. Yağ sıcaklığı butonunu alalım. Tamam diyelim. Bunu da şöyle küçültüyorum ve benzinin yanına yağ sıcaklığı ibremi koyuyorum ve tamam diyorum. Tekrar geldim. Tekrar simge ekle dedim. Buradan ne yapalım? Şimdi mesela motor bölümünde başka ne var? Yağ basıncı göstergeleri var. Birçok çeşitte su sıcaklığı vesaire de burada bulunuyor. Araca geldim. Akıllı lamba, hız sabitleyici hızı, yani sabitlediğiniz hızı gösteren bir panel ekleyebiliyorum. Şöyle aşağı indiğimde de gördüğünüz gibi mesela sol sinyal ikaz ışığı, hız kontrolü aktif kapalı ışığı, park freni ışığı, yani bütün ışıklarını tablete yansıtabiliyorsunuz. Mesela dorse hasarını bile görebiliyorsunuz. Dorse hasarının yüzdesini bile ekleyebiliyorsunuz. Yani oyun içerisinde bulunan her şeyi bu ekrana ben ekleyebiliyorum. Fizik bölümüne geldiğimde mesela hız var. Hızı aldım. Şöyle biraz büyük olsun. Şöyle yerleştirdim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi hızım, benzin göstergen ve yağ sıcaklığı ibrelerimi buraya yerleştirmiş oldum. Ve bu sadece dediğim gibi Euro Truck değil, bir sürü oyunumuz var. Mesela bir de Assetto Corsa'da bir deneyelim. Benim Assetto Corsa ekranımda bu. Hemen geldim. Boş bir sayfa ekle dedim. Düzenle dedim. Artıya tıkladım. Simge tasarımı ekle. Yeni tasarım oluştur dediğimde bakın burada pist haritasına varana kadar koyabiliyorsunuz. Şöyle aşağı indiğimde gördüğünüz gibi vites ışığı kırmızı yakabiliyoruz. Gösterge panellerimiz var. R8 kokpitimiz var. Var da var. Karbon arka planlar var. Bir şeyler bir şeyler. Vites bölümüne geldiğimde RPM'i görebiliyoruz. Bakın Ferrari göstergesi bulunuyor. Bunu ekleyebiliyoruz. OK'ye tıklayalım. Daha sonrasında geldim. Simge ekle dedim. Fizik bölümüne geldiğimde ne yapıyorduk? Bakın gaza basma oranınız, fren, debriyaj ve direksiyon yön ayarlarına kadar her şeyi tam anlamıyla buradan ekleyebiliyoruz. Size anlatabileceklerim bu kadar. Gelin şimdi biraz oyunu açıp ETS2 üzerinde size nasıl çalıştığını biraz göstermek istiyorum. Hemen şöyle ekranımı açtım. Zaten bakın sol üstte Euro Truck Simulator 2 çalışmıyor olarak gözüküyor. Ben şimdi hemen oyunumu açıyorum. Oyunu açtığımda direkt zaten algılıyor ve çalışıyor konumuna geliyor. Buraya 2 tıkladım ve tam ekran moduna aldım. Hemen şöyle. Şimdi tuşları atamanız gerekecek ve tuşları nasıl atayacağınızı sizlere göstereceğim bir yandan. Bu da önemli bir nokta çünkü tuş atamalarını yapmazsanız eğer çalışmıyor. Gördüğünüz gibi tırımız burada. In cab'e bastım. Motorumuzu çalıştırdık ve burada tırım da geldi. Gördüğünüz gibi kabinim %5 hasarlı. Motorum %1.9. Şanzımanım %1.1. Şasim 6.6. Tekerleklerimde %7.4 hasarlı. Yani ben burada tırımın hasarlarını da görebiliyorum. Aynı zamanda şöyle ışıklarımı yaktığımda hangi ışıklarım yanıyorsa burada kırmızı olarak gösteriyor. Mesela sinyale tıkladığımda gördüğünüz gibi sinyal ışıklarım da yanıyor. Buradan da sinyalimin açık olup olmadığını görebiliyorum. Daha sonrasında buradan gördüğünüz gibi şu farlarımızı açtık. Uzunları kapatalım. Mesela koltuk ayarına tıkladığımda ayar ekranım açılıyor. Tekrar şuradan çarpıya bastığımda kapanıyor. Burada cam açma kapama düğmelerim var. Camımı böyle açıp kapatabiliyorum buradan. Burada da el frenim var. Şimdi şöyle bir ufak yola çıkalım. Ve aynı zamanda burada mesela sileceklerim de var. Hız sabitleyicim var. Hız sabitleyicimi arttırıp kısmam var. Yani bütün ayarlarımı aslında klavye yerine tamamen tabletim üzerinden rahatlıkla yapabiliyorum. Hem de çok gerçekçi oluyor. Yani gerçekten bir araç kullanıyormuşum hissiyatı vermesi gerçekten çok iyi. Mesela geldik. Şöyle mesela hız sabitlemeye bastım. Bakın burada 48 km hıza sabitlendi olarak gözüküyor şu an. Ben buradan 5-5 arttırabiliyorum. Mesela 65'e çıkarttım. Tırım kendi kendine hızlanıyor. Şimdi şöyle tırımızı sağa çekelim. Aynı zamanda burada retarder ayarımız var. Mesela artı 4'e kadar bakın retarderimi açtım şu anda. Oyunu açtıktan sonra yapmamız gereken şey aslında ilk önce tuş ayarlarımızı yapmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Tuşlar ve düğmeler bölümüne girdim. Örnek veriyorum, hız sabitlemeyi atamak istiyorum. Geldim, aşağıya doğru indim. Hız sabitlemem nerede? Hız sabitleyicisi. Geldim tuş atama bölümüne ve buradan hız sabitleme tuşuma tıkladığımda direkt olarak bu tuşu atıyor. Mesela hız sabitleyicisini arttırma dedim. Burada bu tuşa tıkladım, artıyı seçti. Eksiye tıkladım, eksiyi seçti. Mesela hız sabitleyicisini devam ettirme. Ben bunu resim bölümüne atamamışım. Tıkladım ve atadı. Normal klavyeden tuş atıyormuş gibi atayacağınız yeri seçip ekrandaki tuşa basmanız yeterli oluyor. Zaten çoğunlukla çoğu tuş oyundaki hazır tuşlara göre ayarlanmış geliyor. Fakat bazı ekstrem tuşlar atanmamış olabiliyor. Onlara dikkat etmenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi sim dashboard'u kurduk. Çok güzel bir şekilde nasıl ayarlamaları yapacağımızı bu videoda gördük. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.